أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü suremiz kısa surelerden, yani Duha suresine kadar olan surelerden El-Adiyat suresi. Bu sureyi celile 11 ayet-i kerimedir. 100. suredir. Yani Musaf-ı Şerif tertibine göre 100. suredir. Mekke'de nazil olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Vel-adiyati. Yani bunun takdiri ismi mevsule gelirse elleti. Orada elleti adevne manasına gelir. Veya elleti adevne demektir. Hücum eden atlara yemin ederim. O anlarda ne olduğu halde, yani o hücum eden atlarda ne olduğu halde, dabhan hücum ederken karınlarından ve burunlarından harıl harıl ses ve gürültü çıkarır oldukları halde. Felmüriyati El-Adiyat üzerine atıftır. Onun için ti diye esredir. Süratle koşan atların ayaklarına ayakları ne olduğu halde kadhan bastıkları yerden ateş çıkardır olduğu halde. Nasıl çakmak taşını çaktığın zaman ateş çıkarırsa o atlar da hücumlarının süratinde hücumlarının suretinde bastıkları yerden ateş çıkarıyorlar. Allah'ın indinde yemin atlara değil, o atların sahibine demektir. Bu mecazdır. Yani atların sahibi kimdir? Allah-u Zülcelal vel Kemal Hazretleri'dir. Felmugirati, bu da El-Adiyat üzerine atıftır. Yani yemin devam ediyor. Kasem devam ediyor. Fel-Mughirati düşmanı yaran atlara ve o düşmandan ganimet almak için ganimete gârat demektir. Ganimete gârat demektir. Ne oldukları halde? Sübhan, sabaha dahil oldukları halde. O düşmandan ganimet alırlar. فَاَثَرْنَ بِهِ Onunla o toprakları karıştırırlar. Yani o hücum esnasında toprak birbirine karışır. O düşmanı yardılar, yani yararlar. Ne olduğu halde? نَقْعَنْ Toz çıkarır oldukları halde. Hani atlar birbirine karşı, ordu birbirine karşı hücum ederken ne yapıyor atlar? O ayaklarının yani patırtısı, gürültüsüyle ve yere tepmeleriyle toz yükseliyor. Yani o atların ayaklarından havaya tozlar savurdular da fevasadına bihi bu vakitte o düşmanın içine tam ortasına girdiler. Ne oldukları halde yani cem'an, burada iki tefsiri var cem'an kelimesinin. Cem'an o düşmandan, birincisi o düşmandan birçok ganimet cem eder oldukları halde veya düşman ne olduğu halde, yani bu cem'an hem ganimete işaret hem de düşmana işaret. O düşmanda ne olduğu halde cem'an, o düşman toplu olduğu halde ortasına girdiler de
Yani o atlar ne yapıyorlar? Düşmanın ortasına dalıyorlar. O atlılar dalıyorlar. Sure-i Celilerin sebebi nüzulü, müşriklerden bir kabileye Münzir bir Amr radıyallahu anh kumandasında bir müfreze gönderilmişti. Uzun zaman haber gelmedi. Bunu bilen kafirler fırsatı ganimet bilerek efendim, gidenler helak oldular. Kesildiler, katlolundular diye propaganda yapmaya başladılar. Müminler de onların akıbetleri hakkında merakta kalmışlardı. Mevla müşriklerin propagandalarını ret ve müminlere teselli için bu sureyi inzal buyurdu. Bu sureyi inzal buyurdu. Sure ayet devam ediyor. İnnel insane şimdi vel adiyatı diye başladı, saydı saydı. Şimdi Kasem'in cevabına geliyor. İnnel insane bu Kasem'in cevabıdır. Muhakkak ki insan, insan olmak itibariyle ne için? Yani kim için? Li Rabbihi, Rabbine karşı, yani Allah'a karşı nedir? Lekenüdün küfredicidir. Yani küfrani nimet edicidir. Nankördür. Nankördür anlamında. Ki Mevla'nın nimetini inkar edicidir. Ve innehu yine o insan ne üzerine? Ala ezzelike şunun üzerine yani bu küfrani nimet ettiğine dair kendisi bunun farkında leşehidün kendi kendine şehadet edicidir. Yani hem nankörlük yapıyor hem nankör olduğunu itiraf ediyor. Şahitlik yapıyor. Yani şehidün şahit manasına ama mesela şehidün böyle şehadet mertebesinde vefat eden bir insana da şehit denir. Niye şehit denir? O ölürken Allah'ın cemalini ve cennetteki mertebesini seyir ede ede canını verdiği için ona şehit derler. O bir şeyleri müşahede ettiği için şehit oluyor. Şehit olarak anılıyor. Ve innehu yine o insan ne için? Luhubbel hayri hayrı sevmekte, malı ve dünyayı sevmekte nedir? Leşedid çok şiddetlidir. Yani aşırı derecede dünyalık malı yani dünyaya ait malı mülkü çok sever. Çok sever. Yani şiddetle dünyayı sevici ve ahireti unutucudur. Araplar o zamanlar işte dünyaya hayır derlermiş. Yani hayır, iyilik, sadece dünyalık şeyler için hayır derlermiş. Öyle başka şeylere pek hayır demezlermiş. Yani onları sevindirecek mal, mülk, çoluk, çocuk, işte evlat, iyal, eşler falan. Bunlar onlar için hayırmış. Yani bunları çok severlermiş. Yani o hayırdan bahsediyor. Yoksa ahiret için faydalı olan hayırdan bahsetmiyor. Müşrikler böyleymiş o zaman. Tabi bu Sure-i Celil'e Mekke'de indi. O zaman Müslümanlar az, müşrikler çok. Onların hallerinden bahsediyor. Efela ya'lemu o insan bilmeyecek ve görmeyecek mi? Ne zaman? İzâ bu'thira çıkarıldığı zaman. Yani kalktığı zaman. Ma ol bir şey ki nerededir? Fil kuburi kabirlerde olan şeyler işte o insanlar kabirlerinden çıkarıldığı zaman bilmeyecek mi? Daha ve hussila meydana çıkıp beyan olunduğu zaman ne? Ma ol bir şey ki nerededir? Fis suduri sudurda yani insanların iman tahtası denir. İman tahtası yani sudur. Orada letaifleri vardır. İşte kalp, ruh gibi. İşte orada diyor sadırlarında yani kalplerinde olan şey ki iman olur, küfür olur. Bunların ne olduğunu diyor. Ne olduğu diyor belli olmayacak mı? Yani belli olmayacak mı? O zaman her şey belli olacak. İnne rabbehum İyi ve kötü bütün düşünceler meydana çıkarttığı zaman inne rabbehum muhakkak onların Rableri kime? Bihim onlara nerede? Yevme idin
İşte ancak kıyamet gününde, kıyamet gününde nedir? La habirun, haber vericidir. Yani onların zahiren yaptıkları, meydana koydukları ve kalplerinde olan gizli fikir ve düşüncelerini, amellerini ve işledikleri ve amellerinin neticeleri olan sevap ve mükafat ve bunun aksini haber vericidir. Sadakallahu'l-Azim ve bellagana Resulühü'l-Kerim ve nahnu ala ma kâle hâlukuna ve râzıkuna ve mevlana mineşşâhidîne şâkirîne bi kalbin selîm. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.